en popüler ada ülkelerinden biri olan Seyşeller'e hoş geldiniz arkadaşlar. Afrika'nın güneyindeyiz. Madagaskar'a çok yakın bir konumda, Hint Okyanusu'nun ortasında bir ada ülkesi burası. Burayla ilgili detayları ileriki dakikalarda anlatacağım size arkadaşlar. Seyşeller Turizm Ofisi'nin davetiyle buradayım. Bir hafta boyunca bu muhteşem adaların, takım adaların en güzel sahillerini, adalarını, önemli özelliklerini, çok ilginç meyvelerini, hayvanlarını tanıtmaya çalışacağım size. Şu anda da artık iç kısımdayız. Mahe'deyiz, başkentteyiz şu anda. İki gün burada kaldıktan sonra artık tekneyle ve diğer uçaklarla diğer bölgelere doğru geçeceğiz. Çok renkli bir video olacak. Mavi ve yeşile doyacağınız en güzel sahilleri göreceğiniz bir video olacak. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Burası vizesiz lokasyonlardan, sadece basit bir online olarak 10 euro ödeyip bir ülkeye giriş izni gibi bir şey alıyorsunuz, bazı belgeleri yükleyip. O kadar. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Detayları da anlatmaya devam edeceğim. Hazırsanız harika bir geziye başlıyoruz. Alanı küçücük arkadaşlar. Şöyle zaten uçaktan indiğiniz, yürüdüğünüz ve valize aldığınız yer arasında 5 dakika falan bir mesafe geçiyor. Çok hızlı bir vize süreci var. Daha doğrusu vize derken kapıdan giriş süreci var. Zaten öncesinden bütün bilgileri verdiğiniz için oradan da çok hızlı geçiyorsunuz. Şu anda bize valizimizi alıp artık yavaş yavaş otelimize doğru geçeceğiz. Durağımız arkadaşlar muhteşem bir gözlem noktası, teras gibi yere geldik. Doğal bir terastayız. Şu anda Feşalva Dağı var. Bakın arkada 980 metre uzunluğundaki bu dağ buranın en yüksek noktası. Şu anda bulunduğumuz yerde bakın bazı buradaki 41 granit takım adalarının bazılarını karşıda görebiliyorsunuz. Yüzden fazla ada üzerine kurulmuş bir ülkedeyiz ama çoğunu şurada görebiliyorsunuz. Bakın uzakta da var. Şu karşıdaki Satin Island, ondan sonra Surf Island var. Bizim geldiğimiz şu kırmızı evlerin olduğu yer işte Eden Island. Birçok adayı burada görebiliyorsunuz. Bunların çoğuna biz ertesi günlerde gideceğiz, diğer günlerde gideceğiz. Şu anda bulunduğumuz yerde işte burayı en iyi gözlemleyebileceğiniz tepe, o Shiru Dağı'nın oraya çıktığımız için buradan çok daha güzel görebiliyorsunuz. Ama buraya maalesef böyle bir topu taşıma yok. Araç kiralamanız lazım ya da buradaki taksilerle gelebiliyorsunuz. Biraz burası pahalı bir ülke, onu da söyleyeyim. İleriki kısımlarda açıklayacağım sebeplerini. Onun dışında başka bir şey yok. Güzel bir manzaranın tadını çıkardıktan sonra doğayla iç içe biraz yürüyüş yaparak aşağı tekrar inebilirsiniz. Şimdi biraz Seyşeller hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar. Burası 115 tane adanın bir araya gelerek oluşturduğu bir takım ada. Bunların 41 tanesi granit. O yüzden dünyanın en büyük granit takım adaları Seyşeller oluyor arkadaşlar. Burası 1700'lü yıllarda Fransızlar tarafından sömürge olarak kullanılan bir ülkeymiş. Sonrasında Fransızlar gitmiş, İngilizler gelmiş. Böylelikle adada birçok farklı kültür yayılmış. O yüzden siz adaya gezerken Fransızca ve İngilizce bilen insanların çoğunluğunu göreceksiniz. Biraz daha bilgi verecek olursam coğrafi açıdan yılın her ayı ortalama 30 derece bir hava var. Ama yaz aylarında çok ciddi bir yağış olduğu için turizm biraz bitiyor. Artık Nisan son zamandır, öyle söyleyeyim, Eylül'e kadar bu devam ediyor. Onun dışında 1300 kilometrekarelik bir alanı kaplayan adalar bunlar ama bunun sadece 421 kilometrekaresi toplamda ada, yani kara. Geriye kalanlar işte o karaların arasındaki deniz kısmı. O yüzden hani geniş bir alana yayılmasına rağmen çok fazla kara yok. Yani 1/3 kadar bir kara var ve inanılmaz bir nem var, onu da söyleyeyim. Şu an mesela bakın belki siz de görüyorsunuz, böyle yanıyorum. Çift tepelik bir yerde olmamıza rağmen bayağı bir sıcak. Şimdi bu bilgileri anlattım. Biraz daha size daha farklı, yani mekanlara göre çok daha farklı bilgiler vermeye devam edeceğim. Çünkü bir ülkeyi tanımak için o ülkenin geçmişini, coğrafi yapısını bilmek çok önemli. Burada lokal, yani yerel otobüsler de var. Böyle şehir içi transferler gibi düşünün. Ve maviler burada bu işi yapıyor, çok daha ucuza. Adanın dört bir tarafına, yani bu ana kısımdan Mahe adasındaki birçok yere gidiyorlar arkadaşlar. Çok az geçiyor ama bunlara da binerek farklı bölgelere ulaşabilirsiniz. Zaten dediğim gibi çok küçük bir yer. 100 bin insan yaşıyor bu bütün adalarda. Hatta 96 bin şu an resmi rakam.
O yüzden yani yabancıların arabaları var genellikle. Onun dışında işte sadece tek şansınız taksiler ya da bu tarz mavi otobüsler. Arkadaşlar şimdi bir bilgi vereceğim. Burada 7 çeşit palmiye türü var bu Seyşeler'de. Bunlardan bir tanesi de Coco de Mer adı verilen, işte şu gördüğünüz isimdeki bir meyveyi barındıran bir palmiye. Bunun erkek ve dişi versiyonları var. Bu gördüğünüz erkek olan uzun. Dişi olanı da göstereceğim eğer görürsem. Neden erkek ve dişinin bu şekilde olduklarını da anlayacaksınız. Tam gerçekten cinsiyete uygun bir meyve gibi olmuş. Bu yenilmiyor ama dişi olan, dişi meyve yeniliyor. Onu da gördüğüm zaman inşallah tadına da bakarız. Bakın böyle bir doğa içinde muhteşem bir yerdeyiz. Ve yakalamış günlerini size çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu adada birçok çay fabrikası da göreceksiniz. Evet. Artificial, I mean manual part places that you use long ago and now they are using machine instead of the real ways of making teas and everything. Şimdi diyor ki biliyorsunuz artık çay fabrikalarında makineler kullanılıyor ama bunlar eski teknoloji. Mesela bunu elle pres yaptığını anlattı. Buraya gelip hem burada çay fabrikasının bugün pazar olduğu için kapalı çayın nasıl üretildiğini görebiliyorsunuz. Hem de burada buranın, onların yaptığı kendi çaylarını içebiliyorsunuz. Böyle işte güzel bir manzarası da var. Şurası güneybatı kısmı oluyor adanın şu karşıda gördüğünüz yer. İşte biz yavaş yavaş aşağı o tarafa doğru ineceğiz. Şu anda geldiğimiz yer arkadaşlar Launay sahili. Resmi olarak artık Seyşeller'in açılışını yaptık. Çünkü Seyşeller demek muhteşem beyaz plajlar, zümrüt yeşili ağaçlar, hatta zümrüt yeşil ve turkuaz mavisi deniz demek. Launay sahili de bu bölgedeki en güzel sahil. Ana hani Mahe adasındaki en güzel sahillerden bir tanesi. Burada böyle bir saat buraya ayırdık. Dinleneceğiz, yüzeceğiz. Ondan sonra turumuza devam edeceğiz. İki tane daha size bu Mahe kısmındaki en güzel sahilleri anlatacağım. Ama burası gerçekten şu an böyle bir cennette gibi. Filipinleri hatırladım şu anda. Filipinler de böyleydi. Biraz Bali de böyle. Tayland'ın bazı doğru böyle ama burası daha az insan. Çok fazla inşaat, işte dükkan, şu durur yok. Tamamen insanlara özgü. Zaten öyle şezlong kiralama, işte ne bileyim şemsiye kiralamıyor. Seriyorsun havlunu, keyfini çıkarıyorsun. Ufak tefek satıcılar var. İstersen işte Hindistan cevizi, muz mangalı gibi bazı ürünleri deneyebiliyorsun. Küçük küçük sandviçler yiyebiliyorsunuz. Ama onun dışında sadece gelin burada zamanın keyfini çıkarın. Şu an güneş olsa belki daha güzel gördüğünüz renkleri ama gerçekten güneşin olmaması daha iyi çünkü çok sıcak. Ama renkler açısından kötü. Şimdi biraz daha keyif yaptıktan sonra diğer sahillere devam edeceğiz. Şimdi Port Launay sahilinde arkadaşlar böyle sokak lezzetleri yapan, hatta sahil lezzetleri yapan bir yer var. Burada gördüğünüz gibi çok değişik bir balık var. Which kind of fish this is? One is rabbit fish. Rabbit fish. And parrot. Parrot. This one is parrot and this one is rabbit. Yani buna tavşan ve papağan balığı diyorlar. What is on it? Like the sauce kind of? Maracuya and garlic, ginger. Tamam, zencefil, garlic, sarımsak, maracuya adını verilen onu tam bilmiyorum bir baharat çeşidi. Onunla güzelce böyle bir... Oil. With the oils. Olive oil or seed oil? Olive oil. Oil. Okay. Yani yağ koyuyorlar, tam emin olmadığı için söylemedim. Böyle güzel mangal yapıyorlar. Böyle değişik de ürünleri var bakın. İşte muzla da bunlar mangal yapıyorlar. Hindistan cevizleri zaten her yerde. Onunla ilgili envai ürünler yapıyorlar. Bu şekilde what's the price of this fish for example if someone wants to buy it? You get it one full fish for 150 rupees. So it means $10 kind of. Less than $10. Less than $10. 10 dolarmış arkadaşlar. Dediğim gibi Seyşeller biraz pahalı bir yer. 10 dolara bu kocaman balığı yiyebiliyorsunuz. Ve birazdan farklı lezzetleri çekmeye devam edeceğim. Şimdi burası da Grand Anse sahili. Grand Anse diye geçiyor. Gördüğünüz gibi çok bakir bir plajla karşı karşıyayız yine. Şurası çok güzel görünüyor mesela. Hava bulutlu olunca suyun rengini çok göremiyorsunuz maalesef. Biz de biraz bugün yağışlı bir güne denk geldik. Yarından sonra daha iyi olacakmış. Ama şu
sakinlik bile gerçekten değiyor. Hiçbir şey yok. Yani böyle birilerinin burayı çökme olayı yok, mafyacılık yok. Kafana göre takılıyorsun. Yerel hakla iç içesin burada. Çok güzel böyle sürekli Hindistan cevizi ağaçları ve diğer yerel ağaçlarla garip, acayip bir botanik bölgesi. Gerçekten cennet gibi. Yani Eden dedikleri, bizim adanın kısmı da öyleydi. Eden cennet demek, paradise demek bir arada Eden'ın. Hani boşuna buraya cennet adası demiyorlar. Gerçekten de yani adamlar cenneti bu ülkede yaşıyorlar. Hindistan cevizini çoğumuz biliriz arkadaşlar. Bu da onların dış kabukları, o sert kısımlarının ilki. Öyle atmamışlar, kullanmaya devam etmişler. Hem olgunlaşmamış Hindistan cevizlerinden hem de kabuklarından ağaçları koruyacak ve onlara besleyecek şekilde şöyle korkuluklar yapmışlar. İşte bu devasa ağaçlar biraz da güçlerini bu kabuklardan da alıyor. Şimdi geldiğimiz yerde arkadaşlar Blaza sahili. Burası biraz daha artık lokal, yani yerel insanların yaşadığı ve daha yerel otellerin olduğu, bakın şu tepede gördüğünüz gibi otellerin olduğu bir sahil. Bakın şu an kimse yok. Hatta pazar günü normalde en kalabalık saatleriymiş sahillerin ama şu an gördüğünüz gibi yereldekiler bile artık burayı boşaltmış durumda. Yani kendinize özel sahiller var gibi. Çok pahalı bir ülke, bakın söylüyorum, gerçekten çok pahalı bir ülke. Ben hani bazı şeyleri fiyatlarına göre şaşırıyorum. Ama ona göre de bir gelirleri var. Bununla ilgili ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Minimum maaş en az 1000 dolar. Ona göre de yani 6-7 bin dolara kadar böyle meslek gruplarının maaşları çıkıyor. Ama burada bir gecelik oteller mesela var. Bazıları Four Seasons 2000 euro mesela. Biralar en ucuz 2 euro ki biz Avrupa'da size anlattığım zaman mesela 30 sente bile bira satılıyordu ama burada öyle bir dünya yok. Ama restoranda 10 dolara kadar çıkıyor bir biranın fiyatı. İşte neyse, bunları sonra anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu güzel sahilde anlattık. Bir sahil daha var, oraya da uğrayacağız. Hatta belki iki de olabilir. Ondan sonra otelimize geri döneceğiz. Yarın turumuzu devam edeceğiz. Viva la Puerto Riqueña. Bomba bomba. Bomba bomba. Dünyadaki cennet Seyşelleri anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bu son depremden sonra bayağı bir stresli zamanlar yaşadık. Hatta Fas'a gittik geldik. Tekrar yaşamaya devam ettik. Ama şu an o kadar ruhuma iyi geldi ki. Yani hiç kalabalık değil, insanlar kendi halinde ve burası çok pahalı bir yer olduğu için maalesef, hani otellerden dolayı söylüyorum ve uçuşlardan dolayı çok fazla turist gelmiyor. Halk da bunu istiyor aslında, hani biz çok fazla kalabalık olmasını istemiyoruz, pahalı olması da iyidir diyorlar. Ama hani gel gör ki zamanla bunu engelleyemezler. Burası sosyal medyada popüler oldukça, dünyada çok ciddi bir zengin nüfusu oldukça buraya gelecektir ama umarım burası da bir Tayland gibi olmaz. Bu doğasını kaybetmez. Hatta Bali bile artık o dokusunu kaybetmeye başladı. Ben burayı daha çok Filipinlere benzettim. Filipinler de hani biraz böyle sakin bir yer. Bakın şu an bütün turistler ellerinde kokonatlarıyla geliyorlar. Ve buranın en ünlü ve en kalabalık sahilinden geliyorlar. Şimdi biz de oraya gidiyoruz. Birazdan oradan da devam edeceğim. Seyşeller'de aşağı yukarı 96 bin insan yaşıyor demiştim. Bunun %96'sı, %90'la 96'sı arası Katolik bir nüfus var. %1 ile 4 arasında da Müslüman nüfus var. Çok az da bir Hindu nüfus var. Yani birçok din bir arada hiçbir sorun olmadan beraber yaşıyorlar. Hatta özellikle sordum bunu. Hiçbir sorun yok. Hep beraber, hatta özel dini günlerimizi bile beraber kutluyoruz. Beraber hazır bulunuyoruz, yardım ediyoruz hatta abimizi diyorlar. Biraz da bu açıdan da Singapur'a çok benziyor burası. Yani dediğim gibi çok güzel bir yer. Umarım size de bir nasip olur. Buraya gelirsiniz ve insanların nasıl bir cennette yaşadığını görürsünüz.